Merhaba değerli velilerimiz. Geçen akşam toplantı yapmıştık. Toplantıya katılamayan velilerimiz için kısa bir bilgilendirme yapacağım. 10 dakikalık bir video. Sizden ricam dikkatlice dinleyelim. Toplantıya katılanlar da tekrar dinleyebilirler. Buradaki konuşacağımız şeyler bizim bu yılki yol haritamız olacak değerli velilerim. Öncelikle katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmanın hedefi şuydu. Çok uygun fiyata birçok öğrencimize destek sağlamak, aynı zamanda öğrencilerimizin de birçok kişi içerisinde seviyesini görmek. Farklı farklı okullardayız, farklı farklı şehirlerdeyiz. Ama önemli olan öğrencimizin seviyesi nedir? Benim çocuğum kendi yaşıtları içerisinde nerede bunu görmekti. Bu yüzden inşallah sizin desteklerinizle daha çok kişiye ulaşırsak, daha da çok kişi içerisinde yerimizi görmenin önemini, farkını yaşamış olacağız. Sözü çok uzatmadan 2024 ÖTS detaylar diyoruz ve başlıyoruz. Evet değerli velilerim, öncelikle haftalık dokümanlardan bahsettik toplantımızda. 2, 3, 4. sınıflarda biz haftalık 4 sayfalık dokümanlar göndereceğiz. Bu dokümanları sizden ricam çözdürmeniz. Yazınki gibi olmayacak bunlar. Ben size çözümlerini de göndereceğim. Hatta söz vermeyeyim ama vakit bulabilirsem bu yoğunluk içinde onların video çözümlerini yapıp yani orada kısa bir konu anlatımı gibi de haftalık bu şekilde o soruların çözümünü yapmayı da düşünüyorum. 2, 3, 4'ler için böyle. 5, 6, 7, 8'ler için de yine Ankara Yayıncılığın haftalık soruları var. O soruları atacağım. Zaten konu anlatım dokümanlarını atıyorum. Videolarını mutlaka izleyin. Videoları attığım gibi o videolarla çalıştıktan sonra oradaki testleri çözebiliriz. Yine ortaokul grubu içinde testlerimizin video çözümleri olacak. Dolayısıyla haftalık dokümanları takip edelim. Buradaki amacımız şu, çocukları ödeve boğmak değil, sadece eğlenceli bir şekilde yaptıkları haftalık öğrenmeleri ne yapmak? Bir test etmek, bu şekilde çocukları çok bezdirmeden hareket edeceğiz. Tabii bazı okulda öğretmenlerimiz ödev de vermiyor. Siz ne yapmış olacaksınız? Ödev vermeyenler de bu haftalık sayfaları ödev olarak kullanabilirler. İsteyen çıktı alabilir, isteyen bilgisayardan çözdürebilir. Çıktı almak maliyetli olabilir. PDF olarak yine bilgisayardan da bakarak çözdürebiliriz. Değerli velilerim, çözümleri de elinizin altında olacak. Haftalık dokümanlar bizim en önemli çalışma dokümanlarımız olacak. Devam edelim. Haftalık dokümanlardan sonra aylık denemelerimiz olacak. Bunların günleri belli olacak. Genellikle ayın ilk 15 gününde ben denemeyi paylaşacağım. 15'inden sonraki günlerde yapıp son bir tarih belirleyeceğiz. Ve burada dikkat edelim. O son tarihten sonra girenleri saymayacağız. Ve girerken de linke lütfen dikkatli girelim. Çünkü ben orada tek tek düzenleme yapmam çok zor. Oraya siz kaç doğru kaç yanlış nasıl girdiyseniz ben yine o sonuçları oradan çekerek alıp size yansıtıyorum. Bazen yanlışlıklar olabiliyor. Buna dikkat edelim. Grubu iyi takip edelim. Aylık denemelerimiz devam edecek. Burada dediğim gibi amacımız ne? Çocuğumuzun öğrendikleriyle acaba kendi akranları içerisinde nerede? O yüzden diyorum daha fazla kişi olsun. Bugün 50 kişi arasında görmek var. 500 kişi arasında görmek var. 5000 kişi arasında görmek var. İnşallah Allah nasip ederse sizin desteklerinizle bunu büyütürsek bu şekilde çocuklarımıza da faydalı olacağız. Sadece daha önce de söylemiştim, bu denemeler bile diğer kurumlarda 3.000-5.000 lira tutan maliyetler olan şeyler. Devam edelim efendim. Yazılı hazırlık çalışmalarımız olacak. Yazılı hazırlık çalışmalarımız önceki yılki katılan velilerim de bilirler. Yazılılardan önce biz gerek benim videolarım, yazılı hazırlık videolarım gerekse de atacağımız dokümanlarla yazılı hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Önceki yıllarda gözlemlediğimiz şuydu. Hemen hemen bizim sorduklarımızın ya aynısı çıkıyor ya benzerleri çıkıyor. O yüzden yazılılardan önce de bu dokümanları kullanabiliriz. Bu arada 4. sınıflarda yazılı yok artık. Yani ilkokulda yazılı gibi bir şeyimiz yok. Orada çok yazılı çalışmasına gerek yok. Attığımız haftalık çalışmalar yeterli olacak. Ama 5, 6, 7, 8'de yazılı hazırlık çalışmalarımız önem arz ediyor. Bunu da dikkatli bir şekilde kullanalım. Diğer konu başlığımız kitap takibi. Kitap takibinde de değerli velilerim biz ayın kitabını paylaşacağız. Sınıf bazlı işte ikiye geçenler ikiye göre, üçe üçe göre gibi
Bu şekilde kitaplar paylaşacağım. Geçen yılki ÖTS'de sadece 8'e yakın kitap paylaşmıştık. Yani oradaki kitapların bile maddi olarak almak istesek değeri herhalde 1000 liranı geçiyordu. Bu yıl daha fazla kitap paylaşacağım. İsterseniz onların sorularını da paylaşabilirim. Kitabı bitirdikten sonra çocuklarımıza yaptırabiliriz. Bu şekilde kitap takibimiz olacak. Kitapları çıktı almamıza gerek yok. Telefondan, tabletten, bilgisayardan okuyabilirler. Önceki yılki okuyan öğrencilerimden biliyorum. Gayet de kitap takibimiz verimli oldu. Bu da inşallah ÖTS takibimizin bir başlığı. Diğeri daha dergi takibi. Ben yaş grubuna göre bilim teknik var, bilim çocuk var. Onları paylaşacağım. Yine farklı dergilerden de makaleler atabilirim. Bunları da çıktı almamıza gerek yok. Bunları da yine çocuklarımıza okutalım. Dergi takibi de önemli çünkü bazı bilimsel gelişmeleri takip etmeleri, dünyaya açık olmaları bizim için çok önem arz ediyor. Tabii ki herkes gidip dergiye abone olup ona bir bütçe ayıramayabilir. Merak etmeyin, ben sizin yerinize abone oluyorum. Dokümanları PDF olarak atacağım. Sizden ricam sadece siz alıp okuyabilirsiniz çocuğunuza. Beraber okuyabilirsiniz, üzerinde konuşabilirsiniz. Veya çocuğunuza boş zamanda yani yapacak bir şey yok. Yani bak burada bir doküman varmış, hadi bak hoca gönderdi bunu okuyalım gibi. Onu da okutursak çok 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 güzel olur. Ufku geniş çocuklar yetiştirmiş oluruz. Hızlı okuma eğitimi bu yıl olacak. Ücretsiz olacak hızlı okuma eğitimim. Önceki videolarım vardı. YouTube'dan izleyenler var. Ama bu yıl birazcık daha sınıf bazlı videolar çekmeyi düşünüyorum. İnşallah bu konuda da videoları paylaşacağım. Zaten önceden attığım dokümanlar var. Onları da yaparsanız fayda sağlar. Hızlı okumayla ilgili de böyle bir çalışmamız olacak. Bilginiz olsun. Geldik zihinden matematiğe. Evet, zihinden matematik eğitimimizi de daha önce yapmıştık. Bu yıl yine onu birazcık daha böyle açacağım. 3-4 derslik bir eğitim değil de belki 20 derslik, belki 50 derslik, bilmiyorum nereye kadar, ne kadar detaya inebilirim. Böyle bir zihinden matematik eğitimim olacak. Bunları da videoları ve dokümanlarıyla size atacağım. Bunları da inşallah değerlendirelim. Zihinden matematiği bu yıl biraz daha böyle yaygınlaştırmayı düşündüğüm bir çalışma olacak. Canlı ders yapamayacağım, vaktim yok. Ama aynı canlı ders tadında, hatta biraz daha da güzel. Çünkü ben onun içine zeka soruları, farklı şeyler koyarak, bilim adamlarını koyarak birazcık daha böyle onu birkaç ders değil de daha uzun soluklu bir proje olarak yapmayı düşünüyorum. Onu da grubumuzdan paylaşacağız. Değerlendirmeyi unutmayalım. Geldik atasözleri ve deyimler. Bu bizim için çok önemli. Çünkü okuduğunu anlama biraz da atasözü ve deyim bilmeyle alakalı. Zaten LGS'de her yıl bir iki soru bununla ilgili soruyor. Burada da atasözleri ve deyimlerle ilgili gerek karikatürler, gerek atasözlerinin anlamları, gerek resimli kartlı atasözleri tahmin etme, bunlarla ilgili kahoot etkinlikleri gibi etkinlikleri de inşallah paylaşacağım. Onlar da yine çıktı almamıza gerek yok. Kahootsa kahoot üzerinden, PDF ise PDF olarak rahatlıkla çocuklarımızla takip edebileceğimiz dokümanlar olacak. Geldik zeka etkinlikleri, yine sınıf bazlı olarak çocuklarımızın zeka kapasitelerini arttırmaya ve onların düşünme yetilerini geniştirmeye yönelik zeka etkinlikleri de paylaşacağım. Bu zeka etkinliklerinde isterseniz çıktı alabilirsiniz. İsterseniz eğer kağıt almaya gerek yoksa ekrandan yapılabilecekse ekrandan da yapabiliriz. Zeka etkinliklerimiz de olacak. RSVB'ler de olacak. Bilsem dokümanları, evet, yine 2-3. sınıflardaki öğrencilerimiz için Bilsem dokümanlarımız olacak. Onlar da bu dokümanları kullanabilirler. Bunlarla ilgili denemeler de atabiliriz. Bilsem'le ilgili dokümanları da değerlendirin. Biliyorsunuz ara dönem gibi sınavlar oluyor. Bu yıl bir farklılık var zannedersem, tabletten olacak. Önceki yıllarda tablet yapmıyorduk. İlk başta tabletti, sonra sınava dönmüştü. Şimdi tekrar tablet. O yüzden biraz tabletle çalışmanız da gerekecek. Bilsem dokümanlarını da paylaşmış olacağız. Geldik, affedersiniz, değerli velilerim. Dijide mi, dijital platformumuz? Dijde mi platform normalde 1700 liralık bir platform. Biz geçen yıl sadece ÖTS'yi Dijide üzerinden yapmıştık ve 300 TL'ye almıştık. Ama şu an yani 700 TL'den aşağıya alamıyoruz toplu da alsak. O yüzden ben bu çalışmayı size uyguna getirebilmek adına Dijide ortak kullandıracağım. Ayrı Dijide olmayacak. Ama Dijide ben kendi dokümanlarımı göndereceğim, testler göndereceğim. Siz çözdüreceksiniz. Ve onların cevaplarını da Dijide mi sistemimizde bulabileceksiniz. Dijide mi sistemi 2-3-4'ler için değil. Dijide mi sistemi 5-6-7
ve 8'ler için olacak. O yüzden Dijitemi'den de yine 5, 6, 7, 8'ler tüm derslerin video anlatımlarına ulaşabilecekler. Şifreyle girip kendileri test oluşturabilecekler istedikleri konudan, istedikleri zorlukta. Çözemedikleri soruların video çözümlerini görebilecekler. Bu şekilde Dijitemi sisteminde yine sizlere sağlamış olacağız. Sadece sınıf bazlı gireceğiz, kişi bazlı değil. Dediğim gibi kişi bazlı çok 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 ücretleri yükseliyor. Bu yıl uygun tutabilmek, herkese yayabilmek için Dijitemi'yi böyle kullanacağım. Ama bu bile zaten bizim işimizi hayli hayli çözecektir. Diyelim ki sosyalden bir eksiğim mi var? Hemen giriyorsun sosyalden ilgili konuya. Orada tıklıyorsun, video anlatım var. İngilizceden mi? İngilizceden tıklıyorsun, video anlatım var. Ve matematik feni zaten biz veriyoruz. O yüzden değerli bilirim bir açığımız kalmayacak. Buradan da çalışmalarımızı yapabiliriz. Bize sorulan şeylerden biri özel derslerimizle ilgili. Evet, özel derslerimiz devam ediyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 da yine var artık. Biz orada yine matematik, fen, Türkçe, İngilizce olmak üzere, liselerde de fizik, kimya, matematik olmak üzere özel derslerimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz pandemide 25 TL yapıyordum. Yani yaklaşık pandemiden beri her şey 10'a katladı. Benim şu an yaptığım ders saati ücreti 60 TL. Onu da yeni arttırdık. 40'tı. Yeni arttırdık yani. Bu enflasyon ortamında yine çok 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 uyguna dersler oluyor. Burada da ben özellikle sınavlar yaptık. O sınavlarda iyi olan öğrencilerimi kesinlikle bekliyorum. Onlarla inşallah LGS'ye yönelik çalışmalar yapmış olacağız. Dediğim gibi 3. sınıftan itibaren gruplarımız var ama hızlı davranmamız lazım. Çünkü şu an doldu sayılabilir. 3. sınıf grubu bile yeni kurduk ama doldu. O yüzden değerli velilerim buna dikkat ederim. Özel ders isteyen velilerimiz de benimle hemen mesaj atarak iletişime geçebilirler. İkincisi hızlı okuma. Evet, bazı velilerimize biz hocam siz hızlı okuma gönderiyorsunuz ama ben birazcık daha böyle bireysel derli toplu olsun istiyorum diyen velilerimize AHOP dediğimiz programımız vardı yapay zeka için. Onu temin ediyorduk. Ekim ayına kadar yine biz indirimli temin edebileceğiz. Normalde program şu an 2650 TL. Ben 500 TL'ye temin edebiliyorum Ekim ayına kadar. Ekim'den sonra onu da ben alışım yine bir affedersiniz hastayım biraz. Alışım biraz zamlanacak. O yüzden fiyatı yükselmeden onu almak isteyenler dikkat, odaklanma ve anlayarak hızlı okuma ile ilgili AHO programında 500 TL'ye temin edebilecekler. Bir diğer şey değerli velilerim buraya yazmayı unutmuşum. Size bir test göndereceğim. Ennegram testi. Özellikle küçük yaş grubunda veliler hem kendileri için uygulayabilirler, kendi enegram tiplerini öğrenebilirler. Büyük yaş grubunda veli hem kendisini uygulayabilir, hem de çocuğunu uygulayabilir. Bu şekilde hem çocuğun hem kendi enegram tipini, yani mizaç tipi diyoruz ona, mizaç tipini öğrenebilir. Bu testi dışarıda yaptırsak bir merkezde yaklaşık 3.000 ila 5.000 arasında bir fiyat tutan bir çalışma. Biz bunu ücretsiz sağlayacağız. Ben size bir Excel göndereceğim. O Excel'de bazı önergeler var. Onları okuyacaksınız. Size uyanlara çarpı koyacaksınız. Bu şekilde en son bir sonuç çıkacak. O sonuca göre de sizin bir mizaç tipiniz. Nedir mizaç tipi? Doğuştan getirdiğiniz yapınız. Yani sizi motive eden durumlar ne? Siz neyle motive oluyorsunuz? Veya üzgün, kızgın olduğunuzda, moraliniz bozuk olduğunda nasıl bir davranış içinde oluyorsunuz? İyi olduğunuzda nasıl bir davranış içinde oluyorsunuz? Çocuğunuza nasıl yaklaşırsanız onu motive edersiniz. Sizin mizaç tipinizde acaba çocuğunuzun mizaç tipinin uyuşmayan noktaları nedir? Ona hitap ederken nasıl hitap etmelisiniz gibi noktaları açıklayan bir çalışma. Bunu eski Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Türkiye'de bu kitaplaştırdı. Ben size onun kitabını da atacağım. Ebeveyn Benim diye. Lütfen mizaç tipinizi belirledikten sonra bu kitabı da bu notları da okursanız PDF olarak atacağım. Çok ciddi manada çocuğunuza artı değer, kendinize anne babalık ebeveyn olarak çok büyük artı değerler katarsınız. Çünkü orada direkt örneklerle şöyle şöyle bir durumda şu tipteki çocuğa nasıl davranmak lazım? Böyle bir mizacı olan çocuğa işte stres anında nasıl davranmak lazım? Rahat anında nasıl davranmak lazım? Veya sizin mizaç tipiniz ne? Stres anında nasıl oluyorsunuz? Rahat anınızda nasıl oluyorsunuz gibi ipucu veren çalışmamız olacak. Bu çalışmayı da inşallah sizlere aktaracağım. Bununla ilgili belki bir video çekerim. Yine Dijidemi ile ilgili bir video çekeceğim.
Çünkü biraz kullanımı detaylı, teknolojiyle hakim olmayan velilerimiz de olabilir. Bu şekilde de inşallah bu dokümanları da sağlamış olacağız. Şu an için aklıma gelenler bunlar. Sizden birkaç ricam olacak değerli velim. Bu çalışmamızı lütfen çevrenize paylaşınız. Bakın şu an gruplarımızda 80-90 kişi var ama bu 500 kişi olsa biz bu denemelerde 500 bin kişi arasında belki ileride bu ben sayı arttıkça artık ücretsiz yapacağım ya da çok cüzi bir ücrete yapacağım. Çünkü benim burada bir maddi beklentim yok. Bu sistem kendini çevirsin ben insanlara fayda olayım. Belki 10 bin kişi olacağız ben diyeceğim ki 10 liraya yapıyorum. Çünkü aynı dokümanları alacağım aynı çalışmayı yapacağım. 10 liraya yapacağım belki. O yüzden mesela geçen yıl 300 liraya yapıyordum. Düşün her şey katladı. Ben şimdi öyle bir sistem oluşturdum 200 liraya yaptım. Belki seneye daha çok kişi olacağız 100 liraya yapacağım. 50 lira yani burada benim maddi bir beklentim yok. Amacım şu çocuklarımıza bir katkımız olsun ve siz çocuklarınızı birçok kişi içinde görün. Bu çok önemli. Bu çok önemli değerli velilerim. Çünkü kendi okulumuzda iyi olabiliriz ama LGS'ye bir geliyoruz dökülüyoruz. Bunu önce görmemiz lazım. Önce önlem almamız lazım. Yeni nesil sorulara alışmamız lazım. Bununla ilgili yapacağımız çalışmalara desteğinizi bekliyorum. Mutlaka sınıf grubunuzda, WhatsApp'ınızda benim paylaşacağım görselleri aktarırsanız bir kişinin daha elinden tutarsak ne mutlu bize. Yine Instagram ve YouTube kanallarımı paylaşırsanız gruplarınızda, çevrenizde, eğitimle ilgili herkese bu şekilde destek olmuş olabiliriz. Benim de bu yıl bir projem var. Muhtarlık muhtarlık, iş yeri iş yeri, sokak sokak gezerek insanlara sayfamı da tanıtacağım. Yaptığım çalışmayı da tanıtacağım. Olur ki bir kişiye bir faydamız olur. Bir kişinin çocuğun elinden tutarız, bir yere getiririz. Bu da benim hedefim bu yıl. Siz de destek olursanız sevinirim. Bir ricam olacak. Dokümanları biz hani 200 lira belki çok cüzi bir şey. Bugün bir çorba bile 65 TL olmuş. Yani bir tost 65 TL. Geçen Beltur'da bir yerden bir yere gidip bir tost alayım dedim. 65 TL. Yani yerken çok değerli yedim. Böyle kıtır kıtır hafif hafif yavaş yavaş 65 TL vermiş olmanın şeyiyle yedim. Yani 200 TL hiçbir şey. Bugün insanlar günde bir paket sigara içiyorlar 55-60 lira. Yani gerçekten onu kenara koysak, iki defa koysak, üç defa koysak çocuğumuzun bir yıllık yatırımını yapmış oluruz. Allah'ın izniyle. Bizim burada paylaşacağımız dokümanlar belki 20 binlik, 30 binlik dokümanlar olacak. Bunu da söyleyeyim. Dokümanları lütfen başkasına atmayın. Gelsin, o da 200 lira versin. Gücü yetmiyorsa sorun değil, ben yardımcı olayım ama dokümanı dışarıya atmayın. YouTube'daki videolarımı izliyorsa buyursun izlesin. Onlar helali hoş olsun. İzlesin. Siz de izleyin. Like atmayı unutmayın. Daha çok kişiye ulaşalım. YouTube'daki videoları beğenirsek daha çok kişiye ulaşır. Videoları biraz daha kısa yapacağım. Çocuklar rahatlıkla izlesin diye, uzun olmasın diye onu da söyleyeyim. Buraya eklemeyi unuttum. Bir Z kitaplar meselesi var. Size yine Z kitapları da paylaşacağım. Yani internet üzerinden aynı basılı kitabın aynısı. Hatta video çözümleri bile var. Değerli velilerim maalesef hani maddiyat konuşmak istemiyorum ama eğitim eşittir maddiyat olmuş artık. Yani dar gelirli çocuğun okutması zor. Benim bu çalışmayı yapmamın nedenlerinden biri bu. Bu dokümanlara ulaşmamız zor. Bir test kitabı şu an 220 TL. Ben size kendi şifrelerimi paylaşacağım. O şifrelerle girip internetten Z kitapları indirip aynı içeriklere ulaşabilirsiniz. Sadece basılı olmaz. Gerekirse çocuğunuz oradan bakarak yapar ya da bir sayfasını çıktı alırsınız ilgili sayfayı orayı yaptırırsınız. Z kitaplarla ilgili şifrelerimi de paylaşacağım. Şu an için aklıma gelenler bunlar. Sizin sorularınız olursa bana özelden yazarsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah verimli, güzel bir yıl olur. İnşallah dediklerimizin altında kalmayız. Hepsini yaparız. Güzel bir şekilde seneye de artarak, sayılarımızı artırarak daha çok kişi içinde sizlere destek olmuş oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.